İrem ve Canberk, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Teşekkürler. Merhaba İrem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz sanırım. Sen... Ben de. Yani başta bir tek başıma olduğumu sandım burada da. Hiç konuşmuyorsun ya. Gerildim biraz. O zaman ilk soru geliyor. Instagram şifreni sevgilinle paylaşır mısın? Kırmızı. Güzel. Hayır dedi yani. Niye paylaşmıyorsun ya? Bence gerek yok. Beni sevgilim olacak biri ise bence bana güvenir ve o kadar özelimi paylaşmama gerek kalmaz. Ya ben de güvenirim ya da güven hissederim de. İşte ben de o yüzden ciddiye alınacak bir şey olmadığı için zaten. Bence kişilerin kendi özel alanları olmalı birazcık. Bu da Instagram diyorsun. Mesela. Zaten fotoğraflarımı paylaşıyor, ben görüyorum. Herkes görüyor. E tamam, gerek yok o zaman. Doğru, mantıklı, gerek yok, evet. İlk sorudan hiç para kazanamadınız. Kazanamayız tabii. Aşık olduğun insan için yaşadığın şehri ya da ülkeyi değiştirir misin? Ama bir şey sorabilir miyim? Yani değiştirir misin derken, yani bir anda valizi toplayıp gitmiyoruz herhalde, değil mi? Bence çok büyük bir değişiklik. Bence gerek yok. Yani ben yapmazdım. Ben aynen doğru yapmadım. Instagram'la mesela bu hiçbir alakası yok. Onu kabul ediyorum. Hı hı. Ama yani farklı bir şehir görmek, farklı bir ülke görmek. Ne bileyim, bu da güzel olabilirdi ya. Ama görmekten bahsetmiyoruz ki. Burayı terk edip oraya gitmekten bahsediyoruz. Ve sadece bir insan için. Tamam da aşık olduğun insan için işte. Peki. Bak böyle giderse para kazanamayacağız. Hiç ödül kazanamayacağız diye ben şey yapıyorum. Sevgilinle gerçekten haklı olduğun bir konuda herkesin önünde tartışır mısın? Yok ya, bunda kesin uyuşuruz ya. Bunda artık bir yeşil yansın yani. Aa, nasıl ya? Tartışırız. Bilerek mi kırmızı yanıyor? Allah Allah. Tartışıyor musun sen? Evet. Tartışırım. Neden tartışmayayım? Hani kişisel alan, özel hayat. Niye herkesin kavgayı duymasına izin veriyorsun? Ben kavga seven bir insanım çünkü. Ben de seviyorum da mesela kendi alanımda seviyorum sonuçta. Allah Allah. Yani sinirlendiysem, haklıysam tartışırım. Tamam, anladım bunu. Sen evin erkeği olacak şekilde vur kırıp parçala. Yani olabilir, evet, neden olmaz. İrem ve Canberk şu ana kadar 0 lira kazandınız. Ama önümüzde daha başka sorular var. O zaman 4. sorumuz gelsin. Sevgilinle tatile çıkmak için kredi çeker misin? Oh be, sonunda. Sonunda bir yerde buluştuk. Neden çekmezsin? Şimdiye kadar bütün sorulara böyle tam tersi nitelikte cevap verdin. Yani kredi çekmek, ya farklı bir tecrübe yaşamak, farklı bir heyecan yaşamak, mesela şehir değiştirmek veya Instagram şifresini vermek de kredi çekmeyin böyle pek bir yakın göremedim ya. Yani kredi çekmek daha farklı bir sorumluluk. Ki bu tek başına alınabilecek bir sorumluluk da değil yani. Belki sonuçta sevdiğin kızı mutlu etmek var. Ya sevdiğim kız parayla mutlu olacaksa zaten kredi çekince hiç memnun olmasın. Tatil ama hani para çekmek bunun sadece bir şeyi, yolu. Şu ana kadar 50 lira kazandınız ve önümüzde 6 sorumuz daha var bu soruyla birlikte. İrem, tatile gider miyiz ödülle? Sanmıyorum. Sence ten uyumu olmadan ilişki yürür mü? Yavaş yavaş aynı yerlere geliyoruz İrem Hanım. Yürüyor olsaydı bence
en yakın arkadaşımızla sevgili olabilirdik mesela. Zaten iyi anlaşıyoruz. Zaten her şey yolunda. Ama herkesle olabilecek bir şey değil bence. Hani akılla değil de biraz daha kalple ya da farklı şekilde olan bir şey. Ten uyumu olmadan da olmaz diye düşünüyorum. Doğru, evet. %100 katılıyorum İrem Hanım'a. İrem ve Canberk, şu ana kadar 100 TL kazandınız. En yakın arkadaşının sevgilisini tavlaman için 1 milyon dolar teklif etseler kabul eder misin? Yani tabii ki verir. Bunlar çok parayla pullu olan şeyler değil sanırım. Yani mesela hadi bu biraz teklif gibi oldu. Yani 1 milyon dolar vermediler de en yakın arkadaşının sevgisi senden hoşlandı. Tam 1 milyon dolar verdiklerinde yapmayacağım şeyi parasız hiç yapmam zaten diye düşündüm. Ama yok, mesela aranızda böyle bir nasıl diyeyim, bir etkileşim varmış. Arkadaşına söyler misin mesela? Bozar mısın onun ilişkisini? Söylemem. Arama mesafe koyarım ikisiyle de diye düşünüyorum. Şu ana kadar 150 TL kazandınız. Eşcinsel biriyle arkadaş olur musun? Yani bu konuda hemfikir olacağımızı düşünmüştüm zaten. Yani bunda konuşulacak, ne bileyim, insanların tabii seçimleri, tercihleri beni pek ilgilendirmiyor. Saygı duymak lazım ve ben yani herkesi eşit gördüğüm için de sorun yok tabii ki. Ben de İrem Hanım'ın düşüncesine de aynı düşünüyorum. Gerçekten arkadaş olur musun peki? Bu arkadaşım var zaten. Okey. Ne? Okey. İrem ve Canberk, şu ana kadar 200 TL kazandınız. Çok paran olsa çalışmadan yaşar mıydın? Evet. Çok param olsa neden çalışayım? Gezerim. Yani sırf gez nereye kadar olacak ya? Yani hiç... Çok fazla gezilecek bir şeyleri yani. Başarmak, elde etmek, onun verdiği haz. Yani bütün dünyayı gezdim, bitti, tamam. Ne yapacaksın? Osman. Çalışıyor musun bu arada? Yok, ben çalışmıyorum yani. Peki. Çok paran olsa çalışırsın ama şu an çalışmıyorsun. Peki. İrem ve Canberk, şu ana kadar 200 TL kazandınız. Sence bir kadınla bir erkek yakın arkadaş olabilir mi? Var mı kız arkadaşların? Var. Arkadaş ama gerçekten olabileceğini düşünüyorsan öyle. Evet, çok yakın arkadaşım. Peki. Var. Peki bir şey soracağım. Bir erkekle bir kadın gerçekten yakın arkadaş olduğu zaman genelde erkeklerde ama iki taraftan birinde karşı cinse karşı, diğer arkadaşa karşı bir şey hissedilebildiği söyleniyor. Ne kadar doğru? Ya o durum farklı ya. Hani nasıl diyeyim? İnsanların beraber birbiriyle zaman geçirmesi bir şekilde etkileşim kazanıyor. Ama nasıl diyeyim, hani bu olabilirden kastım da herkeste olacak diye bir şey yok. Yani adam kendini biliyorsa, kız kendini biliyorsa o düşünceyi bir şekilde ilerletmez yani. Kariyerin için çocuk yapmaktan vazgeçer misin? Ben yapamıyorum zaten de. Yani yapmaktan vazgeçemiyorum. Hani yapabildim diyelim bir saniye. Yapacağımızı pek sanmıyorum bu konuda. Aa, yeşil. İlginç. Dünyayı gezen biri için pek bir kariyer söz konusu değil tabii. Ben çalışıyorum bu arada. Çalışmaya sendin galiba. Ben şöyle söyleyeceğim bununla ilgili. Benim çocuk yapmam için böyle bir sürü kriterin gerçekleşmiş olması lazım. İşte çocuk yapacak birini bulmam bence çok sıkıntılı ve zorlu bir süreçten sonra gerçekleşecek. Ve buna karar verdiysem de kariyerim için ya da herhangi bir şey için ertelemem diye düşünüyorum. Yani inanılmaz derecede seninle aynı fikirdeyim. Nasıl İlginç. Oldu anlamadım ama. İrem ve Canberk, şu ana kadar 300 TL kazandınız. Birazdan birbirinize döndüğünüzde birbirinizi onaylarsanız bu parayı bir date'de nasıl kullanacaksınız? Tabii yani direkt hayır diyeceği için. Bu kadar konuşan bir insana nereye gidebilirim? Tiyatro olabilir. Mesela ben tiyatrodan yana kullanırdım şansımı. Gerçi sezon bitiyor ama yavaş yavaş. Olabilir.
ama bu kadar çok konuşmaması lazım kendisini. İşte o yüzden tiyatroya götürüyorum ya, yani susacağım tamamen tiyatroda. O zaman İrem ve Canberk 300 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba İrem. Gerçekten böyle hayal etmemiştim bu arada. Nasıl yani? Bilmiyorum, beklediğimden farklı oldu. Nasıl bir beklenti vardı? Hani böyle şunu bekliyordum diyemem ama böyle bir şey beklememiştim. Evet, İrem ve Canberk, birbirinizle konuştunuz, birbirinizi az çok tanıdınız ve birbirinizi ilk kez gördünüz. Enerjiniz, kimyanız sizce tuttu mu onu soracağız. 3, 2, 1. Varım. Yani varım. Bravo. I've been